Bu evden gelişenler. Yani ambulans çağırmadan hemen öncesi görelim. Özellikle kendilerine çok saygı duyduğum için bu izlediğimiz kişilerin isimlerini söylemiyorum. Yani zaten tanıyan tanır. Ama bu nedir ya? Yani menajerler mi tavsiye ediyor? Mutlaka her sabah kalkar kalkmaz bir dans videosu koy. E sen yıllarca gazetecilerden kaçtın. Hayır hayır lütfen aa falan filan diyerekten. Ne oldu? Şimdi herkes banyodan çıktım nasılım diye fotoğraflar koyuyor. Onlar için söylemiyorum. Ama herkes öyle. Bir teşhircilik. Bir teşhircilik. Bana ne senin dansından? Bana ne ya? Ev ortamında yapıyorsun. Bu ne teşhircilik ya? Çocuğum nasıl filan? Bana ne ya? Allah analı babalı büyütsün. Ben en fazla bunu söyleyeceğim. Seyretmek istemiyorum bunu yani. Devam. Dur. Şimdi evlendi de kızacağız. Neydi bu? Yara yara mıydı bu? Ara ara. Ara ara. Ara ara. O Fransızca şarkı biliyor musun orijinali? Biliyorum. Alo alo. Alo'ydu evet. Alo alo. Paro paro. Biliyor musun niye? Biliyorum. Paro paro. Paro paro. Yani sen aramayınca paranoyak oluyorum. Hı-hı. Yani dünyanın en perişan şarkılarından biri. Ama Zeynep'ten sonra benim dilime takılmıyorsa ben bir aydır bu şarkıyı... Ya zaten çocuk şarkısı yapıyorum. Olarak yapılıyor dile takılsın diye. Çocuk şarkıları dile takılır. Yani... Çocuk şarkısı kalitesi bile yok. Zaten söyleyende de kalite yok. Fransızcasında da kalite yok. Şey, alo, alo. Ondan sonra alo, alo demiş. Evet, alo, alo demiş. Bulamamış. Paro, paro olmuş. Paro, paro. Paranoya olmuş. Bu ne? Bu ne? Bu kalitedeki insanlardan beklediğimiz şarkılar mı? Değil. Olsun, devam ediyoruz. İlk ve güzel. Ha, devam. Bak şöyle bir şey var. Ben burada psikiyatrik olarak şunu yani psikiyatrlara da sormak isterim. Yani bu bir dans değil. Bu bir gösteri. Kendi kendime dans ediyorum havasında yapılmış bir gösteri. Yani ben dans edilen dönemden kalmayayım. Hani arkadaşlarla gidilip diskotekte ne saçma sapan şeyler yapıyorduk filan. Yani ben o dönemden kal. Hiç şöyle bir şeyimiz yoktu. Yani şöyle bir nasıl söyleyeyim yani bu İngilizcesini söylemek istemiyorum ama dünya onun üzerine kurulmuş ya şimdi appearance üzerine kurulmuş. Benim şu andaki görünümüm, varlığım etkileyici değil mi? Ben şahsiyet beni görüyorsun değil mi? Beni anlıyorsun. Şimdi bu danslarla bütünleşiyor. Sonra bunu yapan her yerde bunu yapan insanlar bu kişilik fışkırtan insanlar evleniyorlar. Şimdi evlenmeleri çok garip oluyor. Evlenmek aslında başka bir şey. Çok özel bir tören. Çok saygıdeğer bir tören. Her nasıl yapılırsa yapılsın. Dini yapılsın, medeni yapılsın, şöyle yapılsın, böyle yapılsın. Ama çok özel. Sonra bunlar kendi düğünlerinde dans etmeye başladılar. Kendi düğünlerinde ve en çok damatlara üzüldüm. Senin dikkatini çekti mi? Koreografileri görüyorum. Yani o damatların hali ne? Ay yazık. Ay yazık. Bak görelim. Bu değil. Stop. Bu kendini aşmış bir arkadaşımız. O çok severim ben. İyi bir oyuncudur. Harikulade bir adam. O da girmiş bu şeye. O da dans ediyor. Oynuyor. Devam. Dur. Dur bir şey söylemek istemiyorum. Bu da Sibel Can hanımefendinin çocuğunun düğünü. Bunu da görelim geçelim. Dur. Şimdi gelin oldum. Gelin oldum bölümü. Bu çok önemli. Bu bir gösteri bu. Yani şimdi şeyimiz çekiliyor. Fotoğrafımız ve filmimiz çekiliyor. Bu bir gelin. Bak şimdi görelim. Bir
role mi hazırlanıyoruz? Bir audition mı veriyoruz? Yani bir audition videosu mu veriyoruz? Yani her tür kadını oynayabilirim. Ya sanırım 24 karenin 24'ünü de değerlendiriyorlar aslında. Ya bu ne bir audition veriyor ya? Her türlü, yani psycho rolü oynayabilirim, ev kızı oynayabilirim, aynı zamanda yeni gelin oynayabilirim gibi bir şey. Bu ne? Bu nedir ya? Devam. Dur! Dur. Lütfen damada dikkat edin. Damat çok üzgün gözüküyor. Damada lütfen dikkat edin. Çünkü bu iki hanımefendinin arka arkaya evlenmelerinden, bu hanımefendi öbür hanımefendiden biraz daha geç evlendi. Ben sırf dava açılmasın diye böyle konuşuyorum şu anda. Yani öyle evlendiği için onların evlenmelerinde gelin olarak falan böyle bir şeyler var böyle. Tamamen kameralar. Fakat adam bir yandan dans etmeye çalışıyor yanında. O çünkü şey, eşlikçi. İzlememiştim. Ya bak dikkat et. Adama bak, çok iyi bak. Damada çok iyi bak. Bakalım. Bu kendi düğününde eğlenmek değil bu. Bu konser veriyor sonra. Konserde ve kameralarda, çünkü diğer kızın evlenme videolarını seyretti. O böyleydi çünkü. Aynen böyleydi. Yani onları seyretti, o da öyle evlendi. Ve evlenirken böyle yapılması gerekiyor. Bu şimdi ne bu? Bu taşınabilir telefon. Nedir bu? Ne yaptı? Böyle bir şey mi yaptı? Yani aslında... Ya bu nasıl? Ne kadar majör bir değişiklik yaptı. Ne kadar acayip bir şey yaptı değil mi? Herkesin yorum yapma haddi olduğu bir ortam ya bu artık. Yani mesela senin yaptığın şu programda şu anda Twitter'a yüzlerce, binlerce insan yorum yapıyor. Yarın bu video YouTube'da kalıcı olarak kalacak ve diyecekler ki hiç belki konuyla alakasız, hiç bu işi bilmeyen bir insan senin işinle ilgili sana yorum yapacak. Tabii ki. Doğal olarak bu insanların da yani psikolojileri bunu nasıl kaldırsın? Milyonlarca insan takip ediyor onları ve birçok insan, tabii ki elbette şu anda videolarını izlediğimiz kişilerden bahsetmiyorum. Birçok insan hayatı sosyal medya zannediyor. Oradan gelen mesajlara göre, mesela birisi giyiniyor, çok güzel buluyor kendini. Aynaya bakıyor ve diyor ki bugün harikayım. 100 tane mesaj, ay çok güzel olmuşsun, harikasın diye geliyor. Evet, onu 10 tanesi, yiyorlar. Ama 10 tanesi de mesela iğrenç olmuşsun dediği zaman o artık aynaya baktığındaki o ilk özgüven kayboluyor. Mesela insanları yönlendiren mesajlar ve gerçekten yarısından çoğu da düşünülmeden yazılmış mesajlar. Evet, ama mesajlar. Bu uyuşturucu. Ama mesela bu kadıncağız da alışveriş, yani şopoholik olmak gibi, alışveriş manyağı olmak gibi, kumar düşkünlüğü gibi, alkol bağımlılığı gibi. Ben Twitter'ı mesela böyle aşağı çektiriyorum bildirimler için. Evet, ama o tık sesini duymayınca bana dağılanma geliyor mesela. Ama herkes için, yani bu sadece şöhretler için, yayın yapanlar için değil, sen ben bizim onlar için değil, herkes için bir uyuşturucu. Evet. Yani yeteri kadar gencecik kızlar, oğlanlar yeteri kadar tık yok, yeteri kadar tık değil, beğeni yok, bilmem ne yok falan filan gibi. Bu evlenirken oradaki telefonlara şey yapıyor, yani orayı orası, zavallı adam. Adam orada dans etmeye çalışıyor. O evlilik dansın senin. Ama kadını da şu noktaya getirdiler. Yani mesela çok mizahını yaptılar. Dediler ki işte delirdi mi, üzgün mü, aşk acısı mı çekiyor? Yani hiç kimsenin hayatına müdahale etmek tabii ki doğru değil ama... Bir dakika, ben bunu bilmiyordum. Böyle bir şey mi var? Böyle bir altında hikayem var. Kadıncağız rahat rahat özgüveniyle, çünkü oyuncu, yıllardır da sektörde olan bir kadın, koyuyor telefonunu karşısına, merhaba diyor, arkadaşlar dertleşelim bugün diyor. O biraz önce izlediklerimizin 200 katı yukarıda kaliteli bir video çekiyor diyelim. Hı. Ama efendim bir yerde böyle gözü mü doldu, bir yerde bir şey mi oldu? Hemen pat, yo sen acı çekiyorsun biliyoruz falan filan, manyak ediyorlar insanları. Yani mesela biliyor ki şu düğün dansında altına o istemeden mi evlendin, yok efendim bilmem ne mi, haddini aşan. Özür dilerim, ben bu hikayeyi hiç bilmiyorum. Demek ki burada bir kanıtlama da var o zaman. Kanıtlamadan ziyade oraya gelecek yorumları tahayyül ederek artık maalesef insanlar hareket ediyorlar. Ama orada ama demek ki çok böyle bir... ilişkiye girilmiş, bir bağımlı ilişkiye girilmiş oradaki şeylerle. Tabii gece... Bana ne? Ben 30 senedir bu işteyim. Ne yazarlarsa yazsınlar. Umurumda değil ki benim. Ama Okan abi, bu mesela, onun müptelası olmuş. Bu senin müthiş bir yeteneğin. Ben bazı sabahlara aynaya bakmıyorum. Ya, kendinden tiksiniyorum. Olur mu canım? Bir gün kötü bir video çekmişiz ya da bir şey olmuş. Bir eleştiri gelmiş bana. Hakikaten benim psikolojimi çok etkiledi yıllarca. Yani sabah aynaya baktığımda püh falan yaptım mı oldu kendime. Evet. Çünkü gelen yorumlar benim psikolojimi bozmuş. Evet. Evet, şimdi milyonlarca yorum geliyor.